Bu mübarek gecede bir yıllık kader planı artık görevli meleklere verilmiş oluyor. İşte bir yıl içerisinde doğacaklar, ölecekler, efendim rızıkları artacak, eksilecek, zengin, fakir olacaklar, hasta olacaklar, şifa bulacaklar. Hepsi böyle ne olur bu mübarek gecede tayin olunur. Ve bu gece herkesin amelleri de Allah-u Teala Zülcelal Hazretlerine arz olunmuş olur. Dolayısıyla bu gecede bizim kadere bir bakışımız konusunda Allah'a tam bir teslimiyetimiz, tevekkülümüz olması gerektiğini, Allah'ın kaderine sımsıkı sarılmamız gerektiğinin özellikle bir mesajı var. Hatta şöyle ifade edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki, bu Şaban ayından Şaban ayına, işte Berat gecesinden Berat gecesine bu bir yıllık kader belirlenir, eceller belirlenir. Yani görevli meleklere kimin eceli geldiği, bu bir yıl içerisinde gelecek, bütün bunların listesi verilir. Hatta öyle ki bir adam evlenir, yani evlendi, sonra onun çocuğu oldu bu Berat gecesinde, bu zaman dilimlerinde evlendi, işte bu sene içerisinde, sonra çocuğu oldu, fakat oysa onun ismi öleceklerin listesinde. Bilemiyoruz. Hiçbirimiz bilemiyoruz. Dolayısıyla yani kimin ne zaman öleceği, nerede öleceği, nasıl öleceği, ne şekilde öleceğini bilemiyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken, ya Rabbi bizi Müslümanca yaşat, Müslümanca öldür. Ya Rabbi bizi Kur'an'la yaşat, Kur'an'la öldür. Neticede öleceğiz. İşte bu mübarek gecelerde, özellikle Berat gecesinde bu kader planının görevli meleklere verilmesinde bize verilen mesaj, kaderimizin güzel olması için salih amelleri çoğaltmak, tevbeyi çoğaltmak, Kur'an okumayı çoğaltmak, Kur'an'la amel etmeyi çoğaltmak ve insanlığın en büyük önderi, lideri ve örneği olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize örnek almaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Berat gecesinin kaderle alakalı bu güzel mesajını anlayan, idrak eden ve hayatına tatbik eden kullarından eylesin.